بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri ve yassir li amri ve hlul min lisani yafqahu kavli. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamdolsun o Allah'a ki bütün mahlukatı o yaratmıştır. Hiçbir örneğe bakmadan, hiçbir deneme yapmadan, bir defada kendi ilmiyle, kendi kudretiyle ve kendi iradesiyle mahlukları yaratmıştır. Hamdolsun Allah'a ki bütün rızıklarımızı o verir. Ve yine hamdolsun Allah'a ki bir gün onun kapısında, onun huzurunda ona hesap vereceğiz. Allah'ın salatı ve selamı mahluklar içerisinde en şerefli olan Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Onlar Allah tarafından insanları hidayet etmek üzere seçilmiş ve çok özel insanlardır. Onlar hidayet meşalesi, kurtuluş gemisidirler. Bugünkü konumuz fıkıh hükümlerinden evlilik konusu ve evliliğin aktinin okunuş şekli konusudur. Ve daha sonra boşanma hükümleri nelerdir onlardan söz edeceğiz. Evlilik konusuyla ilgili olarak geçen bölümlerde biraz sohbet etmiştik. Bunlardan iyi bir eşte hangi özellikler bulunmalıdır? kötü bir eşte bulunan özellikler nelerdir? Bunları Peygamber Efendimiz'den bizzat teker teker rivayet edip saymıştık. Bugün evlilik akdinin okunuş şeklini anlatacağız. Evlilik akdini geçen bölümlerde de söylediğimiz gibi şahsın yani karı koca olacak o iki gencin veya o iki şahsın bizzat kendileri de okuyabilir. Bunu başkasını veya başkalarını vekil tayin ederek onlara da okutturabilirler. Eğer karı koca yani erkekle bayan kendileri evlilik aktini okumak isterlerse öncelikle belli bir mehir artık onun miktarı önceden konuşulur, ayarlanır. Çünkü her evlilikte bir mehir konusu vardır. Erkeğin bayana belli bir miktar bir şeyler vermesi gerekir. Ha, o anda vermezse bile orada sözleşilir, evlilik olur, ileri de verebilir. Bunun konuları da geniş bir şekilde fıkıh kitaplarında yazmaktadır. Zaten nikahı okuyan genellikle bizim e, genellikle bizim ülkemizde nikahı hocalar okur. Ve hocaların kendisi de zaten o mehrin ne kadar olacağını, nasıl olacağını insanlara söylerler. Aynı şekilde de dileyenler risalelere de bakabilir. Evlilik aktinin okunuş şekli şöyledir. Bayanla erkek kendileri okuyorsa ilk önce bayan söze başlar ve Arapça diliyle şu şekilde söyler. Zevvectuke nefsi ala sidaqil ma'lum. Yani ben kendimi sana eş yaptım. Bu belirlediğimiz, belirlenen mehir karşılığında. Belirlenen mehir karşılığında kendimi sana eş yaptım. Bayan bu şekilde der. Buna cevap olarak beklemeden, ara vermeden erkek de şöyle der. Kabiltu tezvice. Yani bu evliliği kabul ettim. Evlilik akdinin okunuş şekli böylelikle tamamlanmıştır. Ve artık o iki yabancı şahıs ki birbirlerine bu sözlerden önce yan gözle bile bakamazken, Kötü gözle, şehvetle bakamazken, birbirinin saçını bile, erkeğin bayanın saçını bile görmesine müsaade yokken, bu küçücük iki cümleden sonra artık onlar belki de bu dünyada birbirlerine en yakın olan şahıslardır. Hem Allah katında bu şekildedir, hem de ...toplum içerisinde böyle kabul edilir. Artık onun namusudur. Ve bundan sonra o eşi... ...bayan erkekten, erkekte bayandan sorumludur. Birbirleri üzerinde artık onların çok önemli hakları vardır. Bu haklardan da bir takımlarını elbette bahsetmiştik. Örneğin bu evlilikten sonra... ...artık erkek bayanın... Hatalarını affetmeli, ona olan işte ona sıcak bir ev ve ona elbise ve yiyecek temin etmeli. Bunun karşılığında eşi de onun evlatlarını güzel bir şekilde yetiştirmelidir, ona itaat etmeli, onun kalbini kırmamalıdır. Gibi daha birçok bunun da kendine göre özel hükümleri vardır. Evlilik akdini eğer eşler kendileri değil de kendilerinden taraf başkasını vekil olarak tayin ederlerse onların akit okuma şekilleri nasıldır bunu anlatacağız. Eşlerin her ikisi de sadece bir adamı vekil olarak tutabilirler. Yani karı koca ikisi de gelir hocanın yanına Hocam bizim nikahımızı oku. Bizim nikahımızı kıy derler. Hoca da hem bayandan taraf okur hem de akdi erkekten taraf kabul eder. Aynı şekilde erkek ve bayan gidip her birisi kendine ayrı birini vekil olarak tayin edebilirler ki günümüzde genellikle bu şekildedir giderler iki hoca gelir oturur. Günümüzde böyle değildir. Ama bu şekilde olanlar da vardır. Günümüzde de bu şekilde yapanlar vardır. İki ayrı hoca gelir. Biri erkekten taraf, icap. Biri kadından taraf, icap. Biri de erkekten taraf, kabul tarafı olarak akte okurlar. İcap tarafı kadının, kabul tarafı ise erkeğindir. Okunuş şekli eğer iki kişi biri bayandan taraf, biri erkekten tarafsa akdin okunuş şekli şöyledir. Öncelikle bayanın vekili söze başlar ve şunu söyler. Elbette bayan ve erkeğe de isim takarsak bizim için misalimiz de daha kolay olur. İşte erkeğin ismi diyelim Ahmet, kızımızın da ismi Fatime ise kız tarafı der ki tu muvekkileti Fatime Muvekkileke Ahmet Ala sadaqil ma'lum Yani eee benim müvekkilim olan Fatime'yi senin müvekkilin olan Ahmet'e e, Ahmetle evlendirdim evlendiriyorum yani bu işim evlendirmedir burada Şahıs bunu söylerken bu sözlerle evlenme işleminin olduğunu e, belirtmelidir yani bu cümle ilmi anlamda bilenler için diyorum, haberi bir cümle değildir. İçerisinde sıdk ve kiz, doğru ve yalan olan bir cümle değildir. Bu, inşai bir cümledir. Yani evlendiriyorum derken, hani biraz sonra evlendireceğim veya da işte bu sözlerimden sonra evlendireceğim değil. Yani ben bu sözümle, şu anda söylediğim bu cümleyle evlendirme işlemini yapıyorum evlendirme işlemi bu sözlerimle gerçekleşmiş olacaktır. Evet, kız tarafı bu cümleyi söyler. Zevvectu muvekkileti Fatime muvekkileke Ahmet ala sedaqil ma'lum. Daha e, zaman geçirmeden erkek tarafının da buna cevap olarak Kabiltu لموكل Ahmed ala الصداق demesi yeterlidir. Bunları söyledikten sonra artık yine o evlilik işlemi gerçekleştirilmiştir. Evet elbette başta da söylediğimiz gibi bundan önce mehrin belirlenmiş olması gerekir. Çünkü okuduğumuz cümlelerde de Türkçesinde de duyduğunuz gibi belirlenen mehir karşılığı diyoruz. Demek ki bu akdi okumadan önce de belli bir mihrin, belli bir miktar paranın, varlığın, bir şeylerin erkek tarafından bayan tarafına verilmesi şartı vardır. Ha, daha sonra bayan bunu istemeyip ben onu sana bağışladım diyebilir. O zaman erkek de bunu helaliyle yer, Yani kullanabilir. Talak hükümleriyle ilgili de bugün biraz sohbet edeceğiz talak yani boşanma kelime anlamıyla yani e, özgür olma özgür bırakma azat etme anlamındadır özgür bırakma anlamında kelime anlamındadır ancak fıkıh istilahında fıkıh da bunun talağın anlamı belli şartlar ve durumlar çerçevesinde erkeğin ve erkeğin karısından, eşinden ayrılması işine talak denir. Talak konusunda Allahu Tebarek ve Teala'nın bunu en sevmediği ama haram etmediği bir iş olduğu söylenilir. Hazreti Peygamber Efendimiz talak hakkında buyurmuşlardır ki talak Allah katında boşanmaktan daha menfur, daha nefret edici bir şey Allah katında boşanmaktan daha nefret edilecek bir şey yoktur diye buyurmuştur. İnsanlar ellerinden geldiği kadar imkanı varsa boşanmamaları gerekir. Tartışmalar olsa da, zıtlıklar olsa da bütün çabalarıyla boşanmamaları gerekir. Evliliği devam ettirmelidirler. Ancak artık yapacak hiçbir şey yoksa, boşanmaktan başka yolu yoksa da bu haram bir iş değildir. Yine hadislerde vardır. Birisi boşandığı zaman Allah'ın arşı sallanır diye. Bunun da ne kadar kötü bir şey olduğu belirtilmiştir. Elinden geldiği kadar insanlar geçinmelidir. Ta son hadde kadar. Eğer o haddede geldikten sonra Allah bunu haram etmemiştir ve insanlar artık belli bir seviyeden sonra boşanabilirler. Bugünkü konumuzu burada sonlandıralım. İnşallah bir dahaki programda talak hükümlerini, boşanma hükümlerini... هتبرابير أقيام شليم الله نتقلن. سلامتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد السنتنا بالثواب والحكمه برحمتك يا ارحم الراحمين